MetaMask rehberi ikinci dersimizde kelimelerimizi kullanarak giriş yapmayı öğreteceğim. Kelimelerimizi ne zaman ve nerede kullanmamız gerektiğini anlatacağım. Buyurun başlayalım. Normalde MetaMask'imize daha önce giriş yaptığımızda kromuz tıkladıktan sonra şifremizi yazarak giriş yapabiliyoruz. Fakat bazı durumlarda bu mümkün olmayabiliyor. Bunun mümkün olamama sebepleri bilgisayara format atmış olabiliriz. Başka bir bilgisayardan giriş yapıyor olabiliriz. Telefonumuzdan giriş yapacak olabiliriz. Yani yeni girmemiz gerektiğinde buraya şifre yazmamız hiçbir anlam ifade etmeyecek ve hesabımızı bulamayacak. Fakat hiçbir şey değiştirmediysek Chrome web sayfamızı kapattıktan sonra Tekrar açtığımızda giriş yapmak istediğimizde daha önce belirlediğimiz şifreyle girmemiz yeterli olacaktır. Veyahut buraya bizim bilgisayarımızdan bir arkadaşımız kendi cüzdanına giriş yapmak istedi diyelim. Veya farklı bir cüzdanla herhangi bir şekilde giriş yapmak istiyoruz. O zaman çıkış yapıyoruz. Buraya diğer cüzdanımızın şifresini doğrudan girmemizle açılmayacaktır. Bunun için ve bunun gibi durumlarda kelimelerimizi kullanmamız gerekiyor. Benim şu ana kadar size anlattığım şeyler kelimeleri ne zaman kullanmamız gerekeceği, şifremizi ne zaman kullanmamız gerekeceğini anlatmak içindi. Şimdi kelimelerimizi kullanmamız gerekecek olan işlemlere geldiğimizde buradan nasıl kelimelerimizi kullanabiliriz? O kısma geliyorum. Aşağıda import using diye başlayan cümlemiz var. Buraya tıklıyoruz. Bize burada kelimelerimizi girmemizi istediği bir alan var. Şu kısma o kelimelerimizi giriyoruz. Ben şimdi kelimelere gireceğim. Kelimeleri yazdım. Yazdıktan sonra şuna tıklarsanız bize gösterir. Size gösterir doğru mu yazmışsınız, yanlış mı yazmışsınız. Sonra tiki kapatabilirsiniz. Yeni bir şifre belirlememizi istiyor. Buraya şifremizi de giriyoruz. Kelimelerimizi girip yeni bir şifre oluşturduktan sonra Restore tuşuna tıklıyoruz. Ve cüzdanımıza tekrar ulaşıyoruz. Bilgisayardan açmış olduğunuz cüzdanınızı aynı zamanda telefonunuzdan da açabilirsiniz. Bunun için telefonunuzdan da bu kelimeleri girmiş olmanız gerekiyor. Daha sonra tekrar çıkış diyeceğiz. Şimdi şifremizle giriş yapmaya çalışalım şu ekrandan. En son belirlediğimiz şifreyle az önce kelimelerimizi girip en son belirlediğimiz şifreyle giriş yapmaya çalıştığımızda tekrar girebildik. Peki ben bu şifreyle giriş yaptım ve kelimelerimi unuttum ya da kaybettim ama hala bu sayfaya ulaşabiliyorum çünkü şifremi girebiliyorum ve ben bilgisayarıma format atmadım veya uzantıdan meta eskimi silip tekrar yüklemedim. O yüzden ben şifremi girince ulaşıyorum. Gizli kelimelerime ulaşabilir miyim? Evet arkadaşlar gizli kelimelerimize ulaşma şansımız var. Onun için şu noktaya tıklıyoruz. Ayarlar kısmına geliyoruz. Security kısmına geliyoruz. Burada kaynak kelimelerini göster yazısı var. Buna tıkladığımızda bize kelimeleri gösteriyor. Öncelikle şifremizi istiyor. Şifremizi tekrar giriyoruz ve bize bakın kelimeleri veriyor. Tekrar buradan kelimelerimizi not edip kurtarma şansımız oluyor. Lakin hem şifreyi unuttunuz, hem kelimeleri kaybettiniz veya şifreyi unutmadınız, kelimeleri kaybettiniz ama Tarayıcıdan sildiniz veya bir şekilde yeniden yüklemek zorunda kaldınız. O zaman hesabınıza ulaşma şansınız olmaz. Ayrıca hesabınıza para göndermeden önce burayı dikkatlice dinleyin. Token'ları, coin'leri cüzdanlarınıza göndermeden önce kelimelerinizi bir defa deneyin. Kelimeleri girdiğinizde açılıyor mu? Belki bir harfi yanlış yazdınız veya bir önceki videoda bahsettiğim bu kelimeler çıktığında yukarıdan Türkçe diline çevir demişsinizdir. Ve burada kelimeleri Türkçeye çevirmiş olabilir. Siz kopyalarken yanlış kelime kopyalamış veya not etmiş olabilirsiniz. Bundan dolayı söylediğim gibi kelimelerinizi bir defa girmeyi deneyin ve cüzdanınıza ulaşabiliyorsanız ondan sonra cüzdanınıza para göndermeye başlayabilirsiniz. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.